programı teklif etmeni bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kardeşim sana bana soru sorma gibi bir imkan verilmiş. Şimdi sorduğun soru bu mu yani? Ve soru da sormamış yalnız. Bekliyor, beklentilerini dile getirmiş. Beklenti. Sibel. Benimle evlenir misin? Hayır aşkım, daha çok erken. Çıkart. Ha? Daha çok erken. Daha çok mu erken? Evet. Ben yaptım, Sibel attı. Gördün mü kardeşim? Ne? Ben yaptım, Sibel attı. Aynen. Ben sordum, sen erken dedin. Doğru mu anladım? Aşkım. Ay. Ay. Utandım. Gökhan. Efendim? Erken değil mi aşkım? Ben sana sordum da. Evet, şimdilik erken arkadaşlar. Biz daha tanıma yolunda. Sibel çok desene bu kadar kolay mı diye. Sibel. Ay, onu şaka yaptım. Akın'la Twitch'e şakası, esprisi var ya. Arkadaşlar şu an erken, nasipse inşallah yaza doğru düğün istiyorum. Gökhan, Sibel. Yazın düğün istiyorum. Efendim? Burada... Kardeşim desene bu kadar kolay mı? Televizyonun karşısına geçmişsin, bana evlenme teklif ediyorsun diye üstüne gitsene. Ha daha yok, onu saymıyorum zaten. Hayatım, ben yanlış anlama da etmiyorum. 70 milyonun önünde teklif ediyorum sana bak. Televizyon önünde değil. Hayatım öyle kuru kuru olur mu? Lütfen. Hayatım çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Sen çok ciddi, evet. Maddiyat ve yani ebatta küçük, pahada ağır şeylerin hayatımıza girerek ilişkimize bir şekilde yön vermesinden dolayı ve sanki o taş parçası için, böyle o küçücük taş parçası için söyleyemiyorum bile şeyini, kabul edecekmişsin havası vermen. Aşkım. Seni daha... ve beni vicdanen çok yaralayacağından dolayı. Yalan alerjisi var da. ondan dolayı. Hayatım. Bu bizim aramıza girmemeli. Seni seviyorum, öpüyorum hayatım. Yılan mı bu? Bana nasıl kılıyor? Hayatım. Nasıl gidiyor bu? Bir daha evlilik teklif eder misin Gökhan? He? Bir daha evlilik teklif eder misin? Şimdi. Allah'ın emri, peygamberin kabriyle. Belediyemizin bana vermiş olduğu yetkileri kötü emellerime alet ederek. Evet. seni kendime istiyorum hayatım. Hayır, evlilik teklif eder misin? Ettim işte az önce. Öyle değil, hayır. Az önce ilk baştaki gibi. Benimle evlenir misin? Evet. Evet. Bu sefer ben vazgeçtim, istemiyorum kardeşim. Ya bitmişti. Bunlar evlilik mellilik olmaz yani. Ben biraz korktum. Böyle ya. Evet diyeceğim aşkım. Ha, ben böyle hani... Et bakayım ya. Bir şey söyleyeceğim yani. Neyin abi zamanı var? Yani yok daha abi, erken ya. Bak bir şey söyleyeyim, çok enteresandır. Yaparım da yani. Böyle hiç afaki normal buluşma zamanında buluşup da bir anda gaza gelirsem böyle alır gider nikah tersine evlenirim ha. Öyle bir adamım yani. Gazla mı aşkım? Ha? Sormayacaksın. Gaza mı gelirsin? Evet. Gazla mı evleneceksin benimle? Hayırdır? Hayır hayatım. Sokak ağzıyla konuştuğum için yanlış anladın. Bilmiyorum. Tankut abi yardımcısı. Gel yana gelirsen bir de. Arzulanırsak. Yok söyleme. Bizim çevireceğiz. Yok, alakası yok. Abi çevirecek bir şey yok. Atıyorum oturuyoruz. Hani beni ne kadar seviyorsun? Ha yok, ne kadar seviyorsun? Evlenecek kadar seviyorum. Hadi evlenelim. Anladın mı? O tarz şimdi sokak ağzıyla söylediğim için çevirisini böyle yapabilirim hayatım. Anladım aşkım. Ben dedim ki hadi gidelim buradan. O zaten senin bu aralar çok sık ve artık fazla anlamandan rahatsız olmaya başladım. Oradaki arkadaşların değiştirdiysen lütfen onlarla onu, bir daha öyle değil de hayatım. Özellikle Didem'den biraz uzak dur. Hayatım, bu aralar. Bir aydır fazla. Niye konuşabiliyor diye mi artık? O zaten konuşuyordu da. Senin şeyle değil de o konuşuyordu da. Yok senin hoşuna gidiyordu konuşamayınca. Hayır konuşamayınca. Konuşmuyordu, konuşamıyor değil. Beni dinleyeceksin her şeyi. Duhan. Konuşamamak şey. Dayan Alkan'ın Tuğçe yaptığını yaptın. Sustum saygımdan. Konuşabildiğim yerlerde zaten konuştum. Evet. Şu anda konuşuyorum, mutluyum. Olan... Bir şey söyleyeceğim ya pardon ama. Yemek yapan ben. Dikiş yapan ben. Aynen. Dayak yiyen ben. Hediye hazırlayan ben. Tamam. Gökhan. Anlattırmayın daha fazla beni. Beni şu an utandırdın ve bunu annen izliyor biliyorsun değil mi? Gökhan saçmalama. Bırak ya beni. Tamam Gökhan. Gökhan. Koçum benim. Yeter artık. Devam. Daha sayayım mı? Kurban oldum. Sen, hep yeniyorum. Sen bir şey yapamam mısın? Ha ondan sonra bilmem ne. Yani, olmaz öyle kurban oldum yani. Olur çok güzel olur. Olur mu? Hep yeneceğim. Hep isteyeceğim. Aşkım yani. Ya Allah aşkına sevgilim mi var? Asker arkadaşımla mı takılıyorum bazen anlayamıyorum ya. Ama benim...
için aşk bu, ya evlilik bu yani. Bilek güreşi falan yapalım diyecek ha. Acayip, aşkım ben eşimle beni dinleyeceksin hayatımı bana bak. Oh. Ben eşimle futbol oynamak isterim, ben eşimle gezmek isterim, ben eşimle yeni yerleri keşfetmek isterim, ben eşimle her şey yapmak isterim. Yeri gelince siyaseti tartışacağız. Ben bunların hepsini istiyorum. İnşallah. Sibel. Efendim. Spor yap desen yapar mı bu adam? Herhalde. Bence yapmaz. Yapar. Bence yapmaz. Ya kardeş, sen ne gaza geliyorsun yine hayatım? Bak yine o berber olayına döndü ha. Ya vermeyin abi şuna gazı. Ama ben onu öyle seviyorum Adnan. O göbek olacak. Göbek olmazsa olmaz. Ne göbeği hayatım sen de ya Allah aşkına göbek möbek nedir ya? Kendini ispat. Nefes almıyor bak nefes almıyor. Hannemiş aşkımın göbeği. Neredeymiş? Göster göster. Gökhan nefesini bırakabilirsin kardeşim. Ay, Gökhan oturmam ya. Lazım benim. Tamam sen otur nefesi geri ver. Tamam şimdi rahat. Aşkım ya. Kız memnun halinden. İnsanlar görsün göbeksizlikten sonra. Tamam biz göreceğimizi gördük tamam. Ay aşkım ya. Sibel bunun hesabını sorarım. Ben de yarından tezi yok spora başlıyorum göbeğimi eritip Adonis'li sispekli falan bir adam olacağım. Gideceğim biçlerde plajlarda boy göstereceğim. Tamam ben de direkt squat'a başlıyorum. Valla bugün Gökhan çok güzel bir şey yaptı, kibarlık yaptı, tatlılık yaptı, evlenme teklifi etti. Şakadan da olsa tatlı bir şeydi. Ben olsaydım tabii ki de aşkım derdim eğer bu kadar seviyorsam. Yani kuru kuru demesi hoş bir şey değildi bence. Ki Sibel gibi bir kadın diyor ki maddiyat benim için önemli değil. O zaman şu cümle ne? Kuru kuru. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.